Merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir uğradım. Aslında aslan ağzı için uğradım. Aslan ağzı fidesi. Gebze Can Çiçekçilik. Can Çiçek Fidan. Evet, kapanmıştır dedim ama şu anda gördüğünüz ışık, normal ışıklandırma ile görülüyor ve rengarenk. Birazcık şöyle yansıtayım. Gelmişken boş gitmeyelim. Şöyle çiçekleri sizlere yansıtayım dedim. Şimdi görüyor musunuz sardunyaları? Eflatun ve mor sakız sardunyaydı zannedersem. Ötede sakız sardunyalar muhteşem arkadaşlar. Çok güzel, çok zaman oldu gelmeyeli ve şu anda harikalar. Bunlar normal sardunya. Bodrum papatyaları çok güzel. Eflatun yakından bakacağım. Bir de her türlü artık açelyeler. Çok mis kokulu şebboylar. Çok güzel renkli güller. Yine sıklamenler. Sindirellalar. Sinerelya dediklerimiz. Yine renkli kalanşolar ve kelebek çiçekleri. Kelebek orkidesi, fakir orkidesi denilen. Şimdi ben uçtayım. Baka baka mı gidelim, oradan mı gelelim, ama hazır buradayken buradan baka baka gidelim arkadaşlar. Renk cümbüşü şöyle girişte, oraya doğru ilerleyeceğiz. Şöyle bir bakar mısınız karanfillere? Şu karanfilin rengi morumsu. Bir örümcek. Çok güzeller ve bol tomurcukta açacaklar. Şimdi akşam kapatma hazırlıklarındalar. Bu kısım ceylan gözü, henüz açmadılar. Her renk var. Bakar mısınız? Limonlar ve kumkuatlar yığınla. Evet, karanfiller. Ah, mor mor. Çok güzel. Bayılıyorum. Gözlerimi alamıyorum arkadaşlar. Evet, sardunyalar. Şöyle fiyatını da gördüm. 50 lira. Genelde 50 lira oranında birçok çiçek. Şöyle çeşme papatyalarına bakalım. Ay, çok güzeller. Arada bir bodrum papatyası mı? Bu bodrum herhalde. Evet. Evet, bodrum papatyaları. Ah, sarı, limon sarısı. Bunlar açacak daha, dolduracak. Ve kamelyeler görüyorsunuz. Çok güzel açmış. Onları da görüntüleyeceğim. Eflatun bodrum papatyası. Şöyle alalım. Ah, şu da çok güzel, çok. Evet, eflatun. Şu da morumsu, bahçemde olan. Bu nispeten diğerlerine göre daha dayanıklı. Daha çok dayanıyor. Evet, sakız sardunyalar. Bakın, bunlara hayran oluyoruz. İki renkli. Onlara yine değineceğiz. O tarafta var ama kamelyalar. Bakın, muhteşem. Acaba ne kadar? Bir sorayım bunu. Çok güzel. Bence 150'den aşağı değildir arkadaşlar. Çalı tür, dayanıklı, kaliteli ve güzel bir tür. Hemen geçmeyeyim dedim. Şöyle çiçeklerine bakın. Evet, kamelya. Yaprakları kalınca oluyor, sağlam. Hemen mor sakız sardunyalar. Arkadaşlar, bana soruyorsunuz. Ay, çok güzel. Nereden aldınız? Seralarda zaten sardunya gayet normal fiyatta bunlar satılıyor. Yani özel tür olarak değil. Normal sardunya fiyatında sakız sardunyalar işte, bakın, elinizin altında. Yani şimdi bugün bir kargo yaptığınız zaman yine 70-80 lira buluyor. Çevrenizde muhakkak pazarlarda olabiliyor. Pazarlarda böyle rastladığınızda edinebilirsiniz arkadaşlar. Kırmızısı var. Bakın, bordo. Sakız sardunya. Açelyeler de renk renk.
Ah. Şöyle gidelim. Orkideler var. Bayağı toparlıyorlar onları. Sakız sardunyaları şöyle bakarak. Ama mor çok hoş. Benim var biliyorum. Var mor. Bir alasım geliyor işte. Böyle görünce tekrar alasım geliyor. Sakız sardunyalar da. Açariyeler de 50 lira. Ve sindirellalar. Yani sineralyalar bol tomurcukta. Daha açmadı şöyle 15 gün. Bir ay sonra muhteşem renkleriyle kendilerini gösterecekler. Bakar mısın? Çok güzel renklerde. Ah, saksı mavisi. Harika görünüyor. Mevlüt abi, bir Tamam. gel bak, bir gel, zahmet olmazsa bir Yok gel tamam. bak nasıl görünüyor. Aa, o senin telefon kaliteli galiba. Allah Allah. Yalnız şöyle bu ayar falan yapmadım ama aynı rengini yansıtmıyor. Yansıtmıyor. Yani bu saks mavisi arkadaşlar. Evet. O Yani cam yüzden gibi. bak bu sanki aynı. Aynı Mavi daha de parlak. bu hemen hemen aynı Işıklıyor. rengi Aynı. arkadaşlar ama Şu bunda rengi değiştiriyor. Bunda da daha açık ton. açık ton veriyor. Cengiz bak. Evet. Renge bak. Hayır. Muhteşem. İzlerken nasıl çıkacak acaba? İzlerken bu çıkacak Bu işte. çıkacak. Şu anda çekimdeyiz. Şöyle renklerini gösteriyorum. Ama açtıkları zaman çok göz alıcı oluyor. Daha yeni başlamışlar. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, mavinin her tonu, her rengi muhteşem oluyor. Şurada farklı bir mor var. O aynı göründü sanki. Bakın şurada bir mavi. Muhteşem. Bakar mısınız? Bunun tamamıyla açtığını düşünün. Bir de petunyalar gelmiş. Çok güzel renklerde. Muhteşem. Onlar da şöyle 40 lira. Çok güzel, çok. Şöyle gösterdikten sonra yine maviye geldim arkadaşlar, bakar mısınız? Yahu çiçek de böyle bir renk. Gerçekten hayran oluyor insan. Bu da küçüklükte bir halka şeker vardı. Beyaz pembe. Onu andırıyor ve sıklamenler, bakın bu küçük. Yine petunyalar renk renk. Ve şöyle nereye geçelim? Yine sıklamenler önde ama güller çok güzel. Güller, sebzeler çok güzel kokuyor. Girdiğinizde kapıdan arkadaşlar şöyle baka durun, yakından da göstereceğim. 11 ay çiçekleri de var. Şakayıklar var. Evet, bu son videolarımda şakayıklar baş köşede, baş rolde, bütün seralarda şu anda revaçta boy göstermekteler. Bunlar da bodur güller ve renk renk. Renkleri çok tatlı. Onların fiyatını bakarız şimdi. Bakarız. Bakın şöyle kızıl bir, kırmızı demeyeceğim, turuncu kırmızı arası kızıl renk. Yavaş gidiyorum. Başınız dönmesin. Şöyle tadına vara vara alın. Çok konuşup da işte kulaklarınızı da böyle rahatsız etmek istemiyorum. Bu çiçekleri bütün sera çekimlerinde hep anlata anlata zaten görüntüledim. O yüzden açelyeler de böyle ilkbaharda açan çiçekler, bol çiçekleri ile dikkat çeker. Ama aşırı güneşte durutmayacaksınız. Yarı gölgede, balkonlarda falan, dış mekandır ayrıca, onu da söyleyeyim. Bakın açtığı zaman bol bol çiçek. Bu sıklamenler çok büyük. Bakar mısınız şöyle? Çok büyük. Saksılarda bunlar 75 lira. Kocaman kocaman şöyle büyük tavşan kulağı. Buhuru Meryem. Şu rengin güzelliğine bakın. Ah ah, içim gidiyor. Şu çok güzel. Şöyle geldim. Burada maviş gördüm arkadaşlar. Mavişleri şöyle güzel güzel göstereyim. Yine onlar da başladı seralarda kendini göstermeye. Şakayıkları zaten her videoda görüyorsunuz, son videolarımda. Şöyle bir baktıktan sonra evet bundan aldım, bu renkten. Kırmızı aldım, sarı. Sarı değil de böyle turunculu karışık aldım ve karışık pembeli var orada. Şöyle geriye gelip mavişleri göstereyim. Şakayıklar. Bu daha bodur kalmış. Farklı renk. Ve mavişler arkadaşlar, bakın. Mavişler de 50 lira. Burası 50 lira mı bu masa?
Kamelya vardı şurada masada. O ne kadar? Kamelyanın fideleri de var. Küçük fide de var. Dur. 70-80 arası değişiyor. He, yani 70-80'den 600'e kadar boyutlarına göre değişiyor. Böyle bu 70-80 boyutu herhalde. 200 mü? Saçlarda yazıyor. Öyle mi? Saçlarda yazıyor. O zaman daha mı küçük? Küçük diye. Tamam. Küçük. Bile var ya. He, tamam. Güzel, büyür sonuçta. Zaten çok büyüyor. Kaliteli, güzel bir çiçek. Ve burada ruj çiçeği açmaya durmuş. Onu da şöyle görüntüleyelim. Arkadaşlar bakın, mum çiçeğini andırır. Belki aile olarak yakın yakın olabilir. Şöyle neden ruj çiçeği diyorlar? Şöyle baktığınız zaman anlarsınız. Ruja çok benziyor. Önce bordo bir ne diyelim? Bir torba bordo diyelim. Onun içinden kırmızı çıkıyor. Bakın ilk çıkarken koyu bordo, sonra rengi açılıyor ve böyle harika bir güzellik sunmakta. Sarkıcı olarak şeyde duruyor. Yani saksılarda güzel duruyor. Ben şurada şunu göstereyim dedim. Bir Yasemin, buna ne Yasemin'i diyor? İzmir, diyoruz. İzmir Yasemin'i. Yani başka isimleri de vardır arkadaşlar. Fakat bunun özelliği çok yoğun kokulu olması ve çok yoğun çiçekli olması. Yığınla çiçeklerini açar. Şu kadarcık bir dalda bile şöyle görüyorsunuz. Ve önce pembe görünür. Çok kolay sarar. Yani böyle bahçe kenarlarına sarmak için ideal. He, böyle dolayıp daha büyükleri var diyor Mevlüt abi. Daha büyükleri var ama onları hani çok yer tuttuğu için şöyle biraz halka şeklinde toparlayıp o şekilde durutuyorlar. Hemen 11 ay çiçeklerine bakalım. Geniş yapraklı, biraz ilk bu çiçeği gördüğümde sardunya zannetmiştim arkadaşlar. Çok hoş bir çiçek. Bakın bir dal üzerinde öbek çiçek açmış. Böyle dal üzerinde böyle öbek. Öbekler halinde. Şöyle beyaz. Yaprakları da çok güzel. Mor olanı var. Muhteşem. 11 ay çiçeği. Aslında kalıcı bir tür. Eğer hani böyle dikkatli korursanız kalıcı bir tür. Ve şebboylar. Ah. Geçen yıl mıydı? Önceki yıl mıydı? Geçen yıldı zannedersem. Kayınvalideme buradan aldım. Saksı da diktik arkadaşlar. Kaldılar bunlar. Yani hatta tohumları da düştü. Tohumlarından yeni fideler de çıktı şebboy. Ve burada farklı şakayıklar var. Şöyle göstereyim. Bakın bunun rengi ebruli mor. Ve böyle bodur. Ah şu mor. Çok güzel bir mor. Ve şöyle bakar mısınız? Çok güzel, çok. Morun karışık renkli. Kurban olurum Yaradan'a ya. Baktıkça işte tefekkür ediyoruz. Şu da bordo. Mor mu olacak acaba? Çok koyu bir tonda. Olabilir. Ve diğer renkler. Bakın benim aldığım bundan. Şöyle biraz da gölge kapatıyor. Şakayık burada da var. Ve şuradaki şebboyları da şöyle görüntüleyeyim ve videoyu artık karanlık olduğu için çok köşe bucak o kadar bakamıyorum arkadaşlar. Şöyle şebboylara bakalım. Evet, yani bu serada en kokulu çiçek hangisidir derseniz şu anda şebboylar deriz. Ve çok hoş bir kokusu var. Renkleri de çok güzel. Yine 11 aylar. Yani başka birçok çiçek var ama toplandı arkadaşlar. Şöyle tekrar geriye dönüp bitireyim artık. Böyle bir video oldu. Simba. Simba'ydı bu değil mi? Yavrusu mu? Simba gitti mi? Duruyor değil mi? Bir baksana bak. Şişt. Kuş. Kuşulum. Bir bak hadi, bir merhaba de. Bir merhaba de. Bir merhaba de. Kuşulum benim. Tatlı kuşum benim. Oy. Çok güzel. He, ne yapıyor? İnsanın elini yalıyor. Ha, hadi. Tatlım. Ay ne kadar güzel yalıyor. Yalıyor mu kuş? Kurban olurum. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Ay kurban olurum. Çok tatlı ya. Kurban olurum seni Yaradan'a. Ve sümbülleri de göstereyim ben burada. Şöyle bir bakın. Ah, bunlar da çok kokuyor. Hani en güzel kokulu şebboy derken sümbüller de yoğun kokulu. Şöyle. Şöyle toparlanmış artık. Gazanyalar şu anda
kapalı, güneş olmadığı için seraya şöyle bir bakalım. Beni bekliyorsunuz değil mi Mevlüt abi? İçeride var mı renkler? İçerilere de bak. Ha, içeriye de bakayım. Bir bakalım şöyle. Oo arkadaşlar. Aslında kelebek orkideleri, fakir orkideleri. Bunları daha önce palmiye peyzajda da görüntüledim sizlere. Şimdi zamanı. Bakar mısınız? Çok güzeller. Evet yani evet gidiyor birçok çiçek ama arkadaşlar her şeye her şey gitmiyor mu? Para veriyoruz. Birçok para harcıyoruz. Yani bunlardan da şöyle renklerinden alıp karşımıza koyduğunda inanın çok iyi geliyor. Bu arada bana yorumlar geliyor. Yine buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yorumlarda geçen gün birisi Instagram'dan bana yorum yaptı. Videolarınızı seyrediyorum ve daha az doktora gitmeye başladım diyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Yani terapi etkisi yapmakta bu çiçekler. Aynı şekilde ben yani bana da iyi geliyor ki ben onu hissediyorum. O yüzden sizlere de böyle yansıtma gayreti içerisindeyim. Şimdi buraya akşamüstü böyle uğradım. Dedim bu renkleri sizler de görün. Şöyle içiniz açılsın. Yani bir nebze de olsa huzur versin. Ve şeker tabağı modunda 225 lira. Hemen fiyatını gördüm. Şu 150 lira. Bakın fiyatları üzerinde. Şöyle şeker tabağı tarzı olmuş. Çok güzel. Bunu Instagram'da görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ben de yaparım diye düşünüyordum. Farklı renklerde ve şekillerde olan sukulentleri bir araya toplamış. Böyle harika görünüyor. Ama canlı olması çok güzel. Orkideler toplandı. Şu anda toplanmış bir sera. Öyle düşünün arkadaşlar. Akşam gelince ve renkli kalan şolara da şöyle görmüş olun. Bakın bol bol tomurcukta açacaklar. Şöyle mililer de var burada. Dikenler tacı. Bakar mısınız? Çıtı pıtı. Çok güzel. Evet. Şu anda bir müşteri de geldi. Ben şimdi buradan bitireyim dedim arkadaşlar. Şöyle renklerle bitirelim yine. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar yaptığınız her yorum, beğenileriniz, bir küçük emoji dahi atsanız benim için onlar çok kıymetli. Buradan kucak dolusu teşekkürlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Sonraki videolarda yine güzelliklerle buluşmak ümidiyle, sevgiyle, sağlıkla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.